Bugün Bandırma Manşet'in çok önemli bir konuğu var. Sayın Hülya Ozar Uçansu bizlerle birlikte. Sayın Uçansu Bandırmalı, birazdan kendisiyle zaten sohbet edeceğiz. İstanbul Film Festivali kurucularından ve bu festivalin 25 yılını birlikte geçirdi. Festival direktörü olarak çalışmalar yaptı, önemli çalışmalar yaptı. Hülya Hanım, Bandırma'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok mutluyum burada olduğum için. Efendim, hemen önce şunu soralım. Bandırmalısınız. Size kendinizi bir tanıtır mısınız Bandırmalılara tekrar? Bundan 65 yıl önce Bandırma'da doğdum. Selim Ozar'la Necla Hanım'ın ilk çocukları olarak. Doğduğum zaman ailemizin büyüğü Muhsin Ozar, benim doğumumdan 4 yıl önce 1946 yılında Bandırma'ya ilk sinema salonunu kazandırmıştı Ozar Sineması. Eski Ozar Sineması, Kışlık Ozar Sineması. Belki aynı yıllarda olabilir, o tarihleri tam bilmiyorum ama Habibullah ailesi de Marmara Sineması'na hemen karşı köşede. 7 yıl sonra. Öyle mi? Teşekkür ederim bu bilgi için. Ozar Sineması hep Amerikan filmleri gösterirdi. O zaman modaydı. Böyle Elizabeth Taylor'lar, Marlon Brando'lar, James Dean'ler. Marmara Sineması da Türk filmleri gösterirdi. Ama biz Türk filmlerine pek itibar etmezdik. Evet. Sonra da ben neredeyse bütün çalışma hayatımı Türk sineması için çalışmaya adadım. İki sinemadan sonra ikisinin de yazlıkları açıldı. Yazlık Ozar, Yazlık Marmara. Sinema sevgim belli ki o çok küçük çocukluk yıllarında atıldı. Çok da doğal bir şey. Sinema sahibinin kızı olarak. Evet, evet. Sonra sinemalar 70'li yılların sonunda ülkedeki sinema kriziyle birlikte bütün Anadolu'da olduğu gibi hatta İstanbul'da Bandırma'da da kapandı. Televizyon devreye girdi. Televizyon, siyah beyaz televizyon devreye girdi. Karate filmleri, seks filmleri furyası, o civciv çıkacak, filanca evet, çıkacaklar. Evet, evet. Ve o dönemde sinema biraz komaya girdi. Ben o yıllarda 61 yılı itibariyle annem benim İstanbul'daki iyi okullarda okumamı istedi. Yabancı okullarda ki yabancı dil öğreneyim. Bu yüzden Bandırma'daki sinemaların yok olduğu döneme denk düşmedim. O dönemde yani 70'lerde falan hep İstanbul'daydım. İlkokulu Bandırma'da bitirdim. Ortaokulu Avusturya Lisesi'nde okudum. Ortaokuldan sonra Robert Kolej, Amerikan Koleji'nde geçmek istedim. Liseyi orada tamamladım. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum. Evet. Hilal, biz tekrar eski Bandırma'ya dönelim. Tekrar oraya geleceğiz sizinle. Eski Bandırma'da sinema kültürü nasıldı acaba? O günlerden biraz bahseder misiniz? Eski Ozar, yeni Ozar çıktı sonradan. Sinema kültürü insanlar nasıldı o yıllarda? Neler anımsıyorsunuz? Şöyle hatırladığımı söyleyeyim. Bizim makinistimiz Şerafettin abiydi. Kalın kaşları vardı. Çok güleç yüzlü bir insandı. Ozar sineması 1946 yılında Muhsin Ozar tarafından başlatılmıştı. Muhsin Ozar'ın, onlar 5 kardeştiler ama büyük amca, ben ona dede dedim hep, Muhsin dedem her şeyi kuran kişiydi. Yani Ozar ailesinin bence beyni, babası, patronu, her şeyi Muhsin Bey'di. Ve zaten onun vefatından sonra ilerideki yıllarda da Ozarlar da çözüldüler. Dükkanlar satıldı vesaire. Sinema çok sevilirdi. Suareler vardı. Tabii beni çocuk olduğum için suarelere götürmezlerdi. Cumartesi gündüzleri film gösterilirdi. Muhtemel öğleden sonra. Kadınlar matinesi. Kadınlar matinesi miydi? Var mıydı kadınlar evet, matinesi? Evet, pazartesi, salı, çarşamba diyorlar. Hatta geçenlerde Baba Fahri derler, Fahri abiyi kaybettik. Marmara sinemasının biletçisiydi, hatırlar mısınız bilemiyorum. Yok, çünkü Marmara sinemasına hiç gittiğimi evet, hatırlamıyorum. Anlıyorum. Ozar sinemasında da Abdullah abi, Abdullah evet, Aytav değil evet, mi? Evet, Abdullah abi hatırlıyor. Evet, evet, evet. Cumartesi öğleden sonraları
Çocuklar da gidebilirdi, öğrenciler giderdi. Ağzına kadar dolu olurdu. Ben bundan 5 yıl önce İstanbul Film Festivali'nin kuruluşunu anlatan bir kitap yazdım. Kitabın ilk bölümü Ozar Sineması ve o cumartesi seanslarından biridir. Dolu, ağzına kadar her cumartesi dolu olurdu. O mutlaka kitabı görmek isterim. Burada olması lazım. Öyle mi? Tabii. Peki, evet. Çekirdek çıtlatılırdı. Bütün o zamanın sinemalarında olduğu gibi. Evet. Bir oldu halinde ayçiçeği öbür çekirdekte olurdu. Hiç kimse de rahatsız olmazdı. Hiç kimse bir doğal karşılık. Normal, o onun yapısıydı. Evet. Filmin leitmotivi gibi. Evet. Sinema sevilirdi. Yazlık sinemalar, sonra kışlık sinemalara, sinemanın yanı sıra tiyatro turneleri uğrardı. Tiyatrolar orada sahneye konurdu. Konserler yapılırdı. Konserler yapılırdı. Yazlık sinemalarda işte mevsimin müsaade ettiği herhalde Haziran, Ağustos sonu. Onlar da akşamları olur doğal olarak. Onlar da çok sevilirdi, çok izlenirdi. Yani Bandırmalı sinemayı severdi. Peki efendim, şimdi tekrar günümüze gelelim. Günümüzde Türk sinemasının durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya sinemasıyla bir kıyaslama yaparsanız ne durumdayız? Şimdi buna iki cevap vereyim. Önce bir, bugün Türk sinemasında yaratıcılık geliyor. Gençler çok iyi geliyorlar. Ve gençler sinemayı, bugünün genç sinemacı kuşağı, İstanbul Film Festivali'nde gördükleri filmlerden öğrendiklerini söylüyorlar. Mesela günümüzün artık usta yönetmeni diyebileceğim yaşa ulaştı. Tayfun Pirselimoğlu, bugünün sinemacısı İstanbul Festivali'nin paltosundan çıkmıştır diye güzel bir söz kullandı. Bu çok kullanılan bir söze dönüştü sonra. Genç sinemacılar iyi geliyorlar. Dünya film festivallerinde Türkiye sineması artık yerini kazanmış durumda. Dünya çapında çok önemli, çok benim değer verip takdir ettiğim bir sinemacımız var. Nuri Bilge Ceylan. Ama Ceylan'ın yanı sıra diğer sinemacılarımız da yetenekli. Tayfun Pirselimoğlu, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu. Ve şimdi bunlar artık yetişkin kuşak oldular. Şimdi daha gençler geliyorlar. Ama sinemamızın kurumsal durumuna bakarsak, Türkiye sinemasının sektörleşmesi, kurumsallaşması için ne yazık ki çok fırın ekmek yemek lazım. Gençler bunun bilincinde çok çalışıyorlar. Mesela Sinema Yapımcılar Birliği SEYAP'ın başkanı Zeynep Atakan gerçekten canın dişine takmış bir şekilde uğraşıyor. Ben bildim bileli çıkamayan bir sinema yasası vardır. O sinema yasası çıksa onun içinde pek çok şey düzelecek. Fakat işte bizim ülke bazı yasaları torbalaştırıp çok hızlı çıkarır. Ama sinema yasamız ne yazık ki hep gecikmelerdi. Efendim peki yeni yetişen kuşaklardan, yeni oyunculardan kimleri yetenekli buluyorsunuz Türkiye'de? Birkaç isim vermeniz mümkün mü? Şimdi Nurgül Yeşilçay yetenekli bir oyuncu ama artık Nurgül çok yenilerden değil, daha yeniler geldiler. Yeniler genellikle çok şöhret olmayan oyuncular geliyorlar. Hazar Ergüçlü, genç bir oyuncu, ilk defa Derviş Zaim'in Gölgeler ve Suretler filminde biz onu gördük. Sonra televizyon dizilerinde rol aldı. Çok başarılı. Daha da başarılı olacak. İnşallah sinemada ona fırsatlar verirler. Esme Madra bir başka yetenekli oyuncumuz, kadın oyuncumuz. Gençlerin isimlerini çok ezberden bilmediğim için beni hoş görün ama geliyorlar. Evet. Peki efendim, dün akşam Göç belgeselini izlediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bir Bandırma yapımı? Şöyle, çok beğendim. Çünkü çok önemli bir temaya parmak basıyor. Bu insanların göçleri, mübadeleyle yerlerinden, yurtlarından edinilen, geldikleri yerde yabancı,
döndükleri yerde yine yabancı olan insanların dramı. Bu dram çok uzun yıllar önce başlamış, bu göçler. Ve de ilginç bir şekilde Mayas Gölü'nde hem kuşların göçü var biliyorsunuz, hem insanlar oraya göç etmişler. Filmde metin yazarını da çok beğendim. Görüntü yönetmenini, filmin üzerine müzik yapan gençlerin hepsini içtenlikle kutlarım. Hepsini çok başarılı buldum. Peki efendim, eski Yeşilçam diyeceğim ben. Evet. O eski Yeşilçam'ı hiç unutamıyoruz. Evet. O büyük nedendi eski Yeşilçam'da? Hala o filmleri seyredince duygulanıyoruz. Şöyle, eski Yeşilçam'ın filmlerinin çok basit öyküleri vardı. Yani onu izleyen her izleyicinin rahatlıkla kavrayıp içine girebileceği öyküler. O filmlerdeki insanlar kötü bile olsalar hep çok naiftiler. Onlar bu ülkenin içinden çıkan sokaktaki vatandaşlardı. Öyküler basitti, sadeydi, sıradandı. İnsanlar sıcaktı. Biz de onları çok seviyorduk. Ama dünya sinema klasikleri arasında onlardan herhangi birinin yer alması mümkün olamadı. Eğer sinemaya yedinci sanat olarak bakıyorsak, Yeşilçam sinemasının orada bir yeri yok. Ama bu Yeşilçam sinemasının kötü olduğu, sevilmediği anlamına gelmez. Biraz önce de anlattığım gibi. Onlar çok sıcaktı, sevecendi, dosttu. Ve bu yüzden biz bugün hala Kemal Sunal'ın filmlerini izliyoruz. Ha Babam sınıfını 20.ye gösterseler biz 30.ya yine oturup izliyoruz. Peki efendim, son sorum. Sanat filmleri diyoruz. Ona bakış açınız nasıl? Bazı kesimler sanat filmlerini eleştiriyorlar. Zorlama var diyorlar. Siz çok daha iyi değerlendirirsiniz. Estağfurullah. Şimdi galiba sanat filmi diye bir şey aslında yok. İyi film var, kötü film var. Eğer film bir çalışmayı bütün değerleriyle, bütün ögeleriyle doğru yerleştirirse, insana dair bir hikayeyi, tekrar ediyorum, temel değerleriyle iyi aktarabilirse, o iyi bir filmdir. İyi film olduğu için sanat filmi demek haksızlık. Ama bu tür filmler izleyiciden katkı istiyorlar. Yani izleyici sadece seyredecek, kahkaha atacak, gülecek, gözyaşı dökecek, o da film olacak. Öyle olmuyor. Evet. Nasıl ki edebiyat da bu anlamda ikiye ayrılır. Bir çok satan edebiyat var, oturursunuz, şıkır 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 okursunuz, kapattığınız zaman o vakti işte geçirmişinizdir. Veya bugünün güncel komedileri var. İşte 10 lira verirsiniz, içeri girer 2 saat geçirirsiniz, sıkıntılarınızı geride bırakırsınız o 2 saat için, hoş da vakit geçmiş olur, eğlenmiş de olursunuz. Ama ne edebiyatta ne sinemada bunlar geriye kalmaz. Onlar çekirdek çıtlaması gibi olur biter. Eğer biz edebiyata geri kalan, dünya sinemasına geri kalan çalışmalar istiyorsak onların değerlerini farklı ele almalıyız. Efendim son sorum şu, tekrar zor bir soru olacak. Dünya sinemasında ve Türk sinemasında unutamadığınız birer film ismi verin desem. Çok kolay. Bu soruyu bana hep sorarlar. Evet. Dünya sinemasında İtalyan sineması Luchino Visconti. Leopar. Türk sineması belki daha zor. Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu. Bence. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize zaman ayırdınız. Ben de teşekkür ederim. Bahadır Ballara son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Sinemayı sevmeye devam etsinler. Tekrar teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben sağ teşekkür ederim. Rica ederim.